Müminler ahiret yurdu olan cennete varınca 8 kapıyla karşılanırlar. Melekler onları karşılar ve bu kapılara yönlendirir. Bu kapılardan herkes dünyadaki ameline göre geçer. Cennette müminleri bekleyen nimetler çok ve çeşitlidir. Bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan nehirler vardır. Ayrıca insana ferahlık veren, devamlı akan pınarlar ile Allah-u Teala'nın Resulüne vaat ettiği Kevser ırmağı vardır. Yakıcı sıcaktan ve dondurucu soğuktan korunmuş mümin topluluğu, gövdesi altından olan iri yapılı ağaçlar altında gölgelenirler. Göz alabildiğince yeşilliklerle dolu bu mekanda, dikensiz sidir ağaçları, meyvelere salkım salkım dizilmiş muz ağaçları, hurma nar gibi daha çok ağaçlar sıralanmıştır. Nimetlerle dopdolu olan bu ağaçların meyveleri, dileyenin rahatça toplayabilmesi için yaklaştırılmıştır. Cennetlikler nehirlerin yanı başında, rüzgar esintisiyle sallanıp dalgalanan, güzel kokulu yeşilliklerle çevrili, yüksek ve güvenli yerlerde, köşklerde, saraylarda, güzel meskenlerde, üst üste kurulmuş konaklarda, evlerde bulunurlar. Cennetlikler kılsız, tüysüz, sürmeli, 30 veya 33 yaşlarında ve benzersiz güzellikte yaratılırlar. Gençlikleri ve güzellikleri ebedi olan bu ay yüzlü müminler için ne hastalık, ne fakirlik, ne de başka sıkıntı vardır. Dünyadaki sakatlık ve kusurlarından hiçbir eser kalmamıştır. İstedikleri her surete girebilirler. Yorulma ve sıkılma söz konusu değildir. Yalandan, kendilerini günaha sevk edecek diğer sözlerden, faydasız işlerden uzakta, huzur ve esenlik içinde güven dolu bir hayat sürerler. Her türlü nimette dolu olan cennette müminler yalnız değillerdir. Herkes eşiyle birlikte zevk ve eğlence içinde yaşarlar. Gölgelikler altındaki koltuklara yaslanırlar, dört bir yanlarında isteklerini yerine getirmek üzere görevlendirilmiş, saçılmış incileri andıran hizmetçiler vardır. Ayrıca eşlerine çok düşkün ve kendilerine denk yaşta el değmemiş, güzel ve iri gözlü, son derece zarif huriler vardır. Cennetlikler ince ipekten ve parlak atlastan yapılmış, yeşil renkte hiç eskimeyen elbiseler giyerler. Altın ve gümüş bileziklerle, incilerle süslenirler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Ebu Hureyre demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ve cehennem aralarında birbirleriyle çekişircesine kendi aralarında şöyle söyleşip tartışırlar. Cennet şöyle konuştu. Bana sadece zayıflar, güçsüzler ve yoksullar girer. Müslim'in metninde bende yalnızca zayıflar ve yoksullar vardır şeklindedir. Cehennem ise şöyle konuştu. Bana cabbar, zorbalar ve mütekebbirler, kibirliler girer. Müslim'in kaydında bende cabbar, zorbalar ve mütekebbirler, kibirliler vardır şeklindedir. Cennet ve cehennemin bu konuşmaları üzerine Allah-u Teala her ikisine de hitap buyurdu. Şöyle ki, cehenneme hitaben şöyle buyurdu. Ey cehennem, sen benim azabımsın ve seninle azap etmek istediğim kişilerden intikam alırım buyurdu. Cenab-ı Allah cennete hitaben de şöyle buyurdu. Ey cennet, sen benim rahmetimsin ve seninle istediğim ve dilediğim kimselere rahmet eder, merhamette bulunurum buyurdu. Ey cennet isteyen kardeş,
Cennet iyi kimselerin gideceği saadet yurdudur. Cehennem de kötülerin gideceği azap yeridir. Ahiret yurdunda gidilecek iki mekan ve iki ikamet yeri vardır. Biri cennet, diğeri de cehennemdir. Cennet yolundan uzaklaşan cehenneme girecektir. Cehennemden korkan ve korunanlar ise cennete gireceklerdir. İşte bu sebepten dolayı her insan her ikisini de bilmek zorunluluğunda ve mecburiyetindedir. Yol ikidir, iyi yol, kötü yol, cennet, cehennem. İyiler cennette, kötüler cehennemdedirler. İyiler cennete, kötüler cehenneme sürüleceklerdir. Bu konuda Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki iyiler, itaatkar müminler, cennette, nimetler içinde olacaklar. Ve şüphe yok ki kötüler, asi günahkarlar ve kafirler de cehennemde alevli bir ateş içinde olacaklardır. Ey cennet yolcusu kardeşim! Yüce Allah insanoğluna iki yol göstermiştir. İyi yol ve kötü yol. İyiler söz dinleyen itaatkarlar, iyi yolun yolcuları olduğu gibi asiler, kötüler de kötü yolun yolcularıdırlar. Öyle ki dünyaya ayak basan her insan bu önündeki iki yoldan birini tercih etmek, seçmek ve ölünce de bu iki yolun çıktığı bir yere, bir konaklama yerine, cennete veya cehenneme varmak zorundadır. Üçüncü bir yol, bir konaklama menzili, bir ikamet edilecek yer hiçbir zaman söz konusu olmadığı gibi kişinin aklına bile gelmeyecektir. Allah-u Teala yoktan var ettiği, yarattığı insanoğluna yolun iyisiyle kötüsünü ayırt edebilecek akıl, idrak, anlayış, zeka ve hafıza gibi yetenekler vermiştir. Bunlarla da kendi haline bırakmayıp, melekleri aracılığı ile peygamberlerine ilahi mesajını gönderip, bu peygamberlerini de kullarının aydınlatılması, onlara iyi yolun, kötü yolun sonuçlarını da anlatmaları konusunda görevlendirmiştir. Allah'ın peygamberi bütün hayatını insanlara iyiyi, kötülüğü ve sonuçlarını anlatmaya harcamıştır. Ahiret hayatı artık bu yapılan görevlerin sonucunu alma yeri olarak her insanın karşısına çıkacak ve çıkmaktadır. Allah'ın ve peygamberinin gösterdiği ve öğrettiği iyi veya kötü yolun yolcuları sorguya çekilecek ve iyiler cennette, kötüler de cehennemde yerlerini alacaklardır. İyiler cennette, kötüler cehennemdedir. Ayetin tefsirinde şöyle bir nükte, ince bir anlayış yer almaktadır. Rivayete göre Halife Süleyman İbni Abdülmelik, Üstad Ebu Hazim el-Müzeni'ye şöyle demiştir. Ya Üstad, keşke kıyamet günü nereye varacağımızı ve Allah-u Teala'nın yüce katında bizim için neler olduğunu bilebilseydik. Üstad Ebu Hazim halifeye şu cevabı vermişti. Bundan kolay ne var efendim? Yaptığın işleri, işlediğin amelleri Allah'ın kitabına, Kur'an'a arz et. Kıyamet günü nereye varacağını ve Allah-u Teala katında senin için nelerin hazırlanmış olduğunu görürsün. Aldığı bu cevap üzerine halife sorar. Ya Üstad, bunu Allah'ın kitabının, Kur'an'ın neresinde bulurum der. Üstad Ebu Hazım cevap verir. İyiler muhakkak cennette, kötüler de cehennemdedir ayetinde bulursun der. Halife Süleyman, ya Üstad, o zaman Allah'ın rahmeti nerede kaldı der ve sözü uzatır. Bu sefer Üstad Ebu Hazım Hazretleri halifeye şöyle der. Muhakkak bilesin ki Allah'ın rahmeti iyilere ve iyilik edenlere çok yakındır. A'raf suresi 56. Ayet-i kerimesiyle cevap vererek soru sahibine irşat eder.